Hanımlar beyler, günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Taylan Bey. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ben mühendisliği bıraktım. Eşimle birlikte kendi kahve markamızı kurduk. Evet. Üretim ve satış yapıyoruz. Aa, harika. Bu arada çok teşekkür ederiz. Taylan Bey bize de getirdi kahveden. Deneyip size söyleyeceğim sevgili izleyenler. Kesinize bereket. Çok mutlu ettiniz bizi. Ne zamandır yapıyorsunuz? 1,5 sene oldu ticari faaliyete girelim. Harika. Kendiniz öğütüyorsunuz. Çekirdekleri kendiniz getiriyorsunuz. Kavurmayı, çekirdek tedariğimiz var. Kavurmayı kendimiz sizde yapıyoruz. Öğütümü de kendimiz yapıyoruz. Çok güzel. Peki nasıl işler? İşler şu anda çok fazla sayıda rakip var. E tabii. Ama keyifli bir iş olduğunu söyleyebilirim. Özellikle şantiyecilikten sonra. Şantiyecilikten sonra. Eşinizle beraber yapıyor olmanız da zaten daha beraber de vakit geçiriyorsunuz. Evet. Güzel, tatlı. Biraz fazla geçiriyoruz ama... O ben şimdi benim de başım belaya sokmayın. Şey yapmayalım Taylan Bey. Peki eşiniz normalde ne iş yapıyordu? Eşim şu anda mesleğine devam ediyor. Makine mühendisi kendisi de. Harika. Çok güzel. Evet. Oradan biraz demek ki şey yapıyorsunuz, yırtıyorsunuzdur. Home office çalıştığı için. O yırtamadınız. Evet. Hay Allah Taylan Bey. Hayırlı bayramlar. Eşime buradan selam ederim. Ben de selam ederim. Ve eşinize, başınıza tek başınıza bela açmış olmak. Peki kelimelerle aranız nasıl? Kötü sayılmaz. Kötü sayılmaz. İyi de sayılmaz mı peki? Yani bir neyle kıyasladığımıza göre değişir. Kimle ya da. Aynen. Derdimi anlatabiliyorum işte diyeyim. Evet. Bizim yabancı dil tarifi gibi. Peki o zaman bir bakalım mı Taylan Bey nasılmış durumlar? Zahmet olacak. Estağfurullah efendim, işimiz bu. Hanımlar beyler, ilk kelime geliyor. Eski dilde oluş anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. Harf alayım. Tabii. Biz genelde bulmak fiiliyle. Vuku. Vuku doğru cevap. 4 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Kendisi bir sıfat iddialara göre. Buyursunlar. Onun gibi olan, ona benzer, o şekilde anlamına gelen bir sözcük. Harf alayım. Buyursunlar. Ö. Çok basit düşünün. Harf alayım. Harf verelim. Onu o şekilde yapma demeyiz de onu nokta nokta yapma deriz. Öyle. Öyle doğru cevap. Efendim 5 harflere geçtik. Yine bir sıfat. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Parçalara ayrılmamış, tek parçadan oluşan. Bütün. Bütün doğru cevap. Yine 5 harfli Farsça kökenli bir sözcük. Bakalım nasıl sorduk. Bir kimseye yaptığı bir hareketten dolayı duyulan kırgınlığı öfkelenmeden söyleme. Harf alayım. Verelim. T. Böyle kırılmışsınız ama böyle... Küsmemişsiniz de nokta nokta ediyorsunuz. Harf alayım. Peki. Sitem. Sitem doğru cevap. 6 harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Gelsin bakalım. Türkiye'de 23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılan bir konuyu görüşmek ve konuşmak için bir araya gelmiş bir başkan ve üyelerden oluşan resmi... Meclis doğru cevap. Resmi kurul diyemedim. Nefesim yetmedi sevgili izleyenler. Efendim 6 harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli tıptan geliyor. Buyursunlar. Kan damarlarındaki daralma, tıkanma gibi durumların teşhis edildiği bir görüntüleme yöntemi. Anjiyo. Anjiyo doğru cevap. 7 harflilerdeyiz. Askerlikten geliyor bu sefer. Bakalım nasıl sorduk. Değişik sayıda tümen ve savaş destek birliklerinden kurulu büyük askeri birlik. Tümen, alay. Daha kalabalık bir kelime. İsterseniz harf alalım.
Ya da almak. Ne dediniz? Ordu. Gibi. Kol ordu. Kol ordu doğru cevap. Taylan Bey, yarışmanın tam ortasındayız. 3200 puanımız ve 1 dakika 55 saniye süremiz var. Puanımız çok iyi. Süremiz ay. O bizi zorlayabilir. 6 harf daha alabilirsiniz. Yani öyle bir şeyimiz de var ama inşallah ihtiyacınız olmaz. Devam ediyorum. Buyurun lütfen. Tamam. 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Arapça kökenli. Bakalım nasıl sorduk. Sevgiye, dostluğa, bağlılığı, zayıf ve geçici olan kimseler için kullanılan bir sözcük. Riyakar. Değil. Sevgiye, dostluğa, bağlılığı, zayıf ve geçici. Ararsınız, aramaz. Bir şey olur, hal hatır sormaz falan. İstanbul'da bir semt. Mişmeğer. Lisesi vardır. Vefasız. Vefasız doğru cevap. 8 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Ağzına bir lokma yemek girmemiş, perişan bir biçimde anlamına gelen bir söz. Harf alayım. Verelim. Ç. Aç bilaç. Buyurun. Evet. Aç bilaç. Aç bilaç doğru cevap. Oradaki ikinci i'yi söyledi mi duyamadım ben. O yüzden biraz bekledim. 8 harflerdeyiz. Arapça ve Türkçe kökenli bir sözcük geliyor. Mastarla bitiyor. İnanır mısınız? Buyursunlar. Herhangi bir kötü davranışı cezalandırmaktan vazgeçmek. Basit düşünün. Affetmek. Affetmek doğru cevap. Efendim 9 harflerdeyiz. Birleşik bir kelime hayvanlar aleminden geliyor. Buyursunlar. Çift kanatlılardan erişkinleri yaklaşık 5 ila 8 milimetre olan yaz aylarının davetsiz misafiri bir tür kanatlı hayvan. Kara sinek. Kara sinek doğru cevap. Yine 9 harfli tek kelime mastarla bitmiş argo bir tabir soruyoruz. Buyursunlar. Bir kişiyi bir işi yapması için kışkırtmak. Gazlamak. Gibi bir şey. Gaza getirmek, gazlamak. Ama yok, kelime o değil. Teşvik etmek. Yok, tek kelime. Harf alın. Harf alayım. Harf aldık. Bir harf daha aldım. Harf alayım. Aldık. Bir sesli harf koyun başına. Ateş etmek. Tek kelime. Ateşlemek. Ateşlemek doğru cevap. Efendim 10 harflerdeyiz. 2 harf alabilirmişsiniz süreden dolayı. 25 saniye arttırmıştı Özge Hanım. Biz onu geçtik. Efendim şimdi 10 harfli ilk cevabımızın sorusunu soracağım. 3 kelimeden oluşuyor. 2 harfli mastarla bitiyor. İlk 2 kelime bir ikileme. İlk 2 kelime? Bir ikileme. Buyurun gelsin bakalım. Bir işten kaçmak için bahaneler ileri sürmeye çalışmak. Harf alayım. Aldık bir tane. Birine bir iş veriyorsunuz. O da o işi yapmamak için ay öyle oldu da böyle oldu da falan diyor. Ben de diyorum ki o işi yaptırdınız mı ne oldu? Yok ya nokta nokta diyorsunuz siz de.
İkileme. Ses gibi düşünün onu. Hadi hadi. Yok yok. Hafife almak. Değil değil. Böyle bir... Ah be. Hık mık etme. Yani. Gerçekten yani yine geldik nerede patladık ya. İnanılır gibi değil. Son sorumuz geliyor. İki kelimeden oluşan bir isim tamlaması. Gelsin bakalım nasıl sorduk. Anıtkabir'de düzenlenen anma törenlerinde ziyaretçilerin hislerini ve düşüncelerini kalıcı hale getirdikleri genellikle minnet içeren hatıra sayfaları. Defteri. Harf alayım. Alın. Verin bir tane. Anı defteri. Anı defteri doğru cevap. Yani. Taylan Bey resmen şanssızlık. Yani bu başka bir şey değil. Hık mık etme sizi bitirdi yani yolun ortasında. Dımdızlak bıraktı ya. Var mı? Biraz öyle oldu. Evet. Söylemek istediğiniz bir şey? Yok. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar beyler Taylan Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve dördüncü yarışmacımız geliyor.